Pazar meydanından hayırlı Ramazanlar diyelim. Evet, Pazar Web TV'desiniz. Bütün.kobal canlı yayındasınız. Değerli izleyicilerimiz, öyle öncelikle tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı kutlu olsun. Bugün ilk gün ve şu anda pazar meydanındayız. Size pazar meydanından pazar sevdalılarına, merak edenlere görüntüleri sunalım. Evet, şu anda pazar meydanından bu görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Bir başka bilgi olarak da şu anda Pazar Belediyesi'nin ücretsiz olarak halka sunduğu Wi-Fi hizmetinden yararlanıyorum. Bunu da buradan vurgulamış olayım. Şu andaki internet çekimimiz Pazar Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetten yararlanarak sizlere yapıyorum. Evet, yayınlarını yapmıştım. İsteyen meydana gelen bu Wi-Fi'den yararlanmak isteyenler buraya gelip gördüğünüz gibi benim gibi internetten bu hizmetten yararlanabilirler. Ama tabii ki halkın da bir ricaları vardı. Bunu buradan vurguladık. Kimse doğru dürüst bu Wi-Fi hizmetine nasıl gireceğini bilmiyor. Biz yayınlarda paylaştık sevgili yetkililerden. En azından şu bölgeye bu Wi-Fi, ücretsiz Wi-Fi hizmetinin nasıl verileceği hakkında bir bilgi tablosu koyabilirler. Şu gördüğünüz alanda hiçbir şey yok. Bir de mobil cihaz şarj yerinin çalışmadığını söylediler. Buradan yetkililere duyuruyoruz. Gördüğünüz gibi burada mobil şarj cihazı var. Engelliler için de yapılmış. Bunun çalışmadığını söylediler. Biz buradan duyuruyoruz, yetkililere duyuruyoruz. Ama şu an itibarıyla internet hizmete girmiş durumda. Bunu buradan vurgulayalım. Bir kez daha söylüyorum. Evet, yapılan hizmet her zaman gerçekten gurur vericidir. Bu hizmeti verenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi ben şimdi fazla uzaklaşmak da istemiyorum. Çünkü belli bir alanda yayın yapıyor. Buradan bazı kişilere de sormak istiyorum. Evet. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar. Ben pazar basınındanım. Şu anda bir yayın yapıyorum aynı zamanda. Evet, şu gördüğünüz gibi bir kalabalık var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır mı? Bir siyasi parti lideri mi gelecek? Ne olacak? Ya da niçin böyle burası karavalık? Ne dersiniz? Recep Tayyip dedi ha, o burada camiyi bekliyor. Cami namazını bekliyorlar. Bu nedenle bir hayli kalabalık diyorsunuz. Zaten böyle güneşi de gördü. Evet. Ramazan hakkında düşünceleriniz, 11 ayın sultanı geldi. Bir şeyler söylemek ister Allah misiniz? Allah başımızdakini eksik etmesin. Allah başımıza. Allah var etsin. Evet. Allah devletimizden razı olsun. Biz razıyız. Pazardaki siyasi rüzgarı ne diyorsunuz? Siz köylerde mi oy kullanacaksınız? Doğru. Yoksa mahallelerde? Nasıl görüyorsunuz? Bırakın AB Partisi'nde bir vatandaş olarak neler istersiniz, ne düşünürsünüz veya vaatler var. Vaatler hakkında, yapılması gereken vaatler hakkında bir düşünceniz var mı? Olur mu, olmaz mı? Yani ne düşünüyorsunuz? Herkes vaatlerini sıraladı biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? İstanbullar değiyor ama kimse yapmıyor. Yapana bak adam. Kim yapıyorsa. Evet, kim yapıyorsa. Yapana bak. Belediye seçimi de zaten parti aranmak. Adam aranır, adam. Kim başarılıdır, kim yapar, kim yapabilir. Ama burada bu şey isim vermeye gerek yok ama yani düşüncelerinizi almak istiyorum. Yani A Partisi B, herkesin bir düşüncesi vardır. Ama A Partisi B, yani halk, vatandaş olarak pazar, hizmet yapsın diyorsunuz. Hizmet. Bilinen değil. Görecek.
Göreceğiz diyorsun. Ben senin adına görmek lazım. Evet, peki. Aynen öyle. Evet, buradan gördüğünüz gibi vatan... Ben benim inandıracak bir halim olmuyor çünkü. Dediğim gibi yaptığım ne soru? Doğru adam, doğru adam kardeşim. 15 senedir adam hiçbir şey yapmadı ya. Yapamadı, elinden gelmiyor. Evet. O teki belki idare ediyor ya memleketi ya. Evet. Avukatada belki bir şey var. Evet. Ha burada bir... Bayan tuvaleti yapamadılar ya arkadaşlar. Ne diyorsun? Bırak ya. Evet. Ben AKP'li olarak konuşuyorum. Ben AKP'liyim. Ben burada CHP Parti Başkanı'nı yapmış adam. Bitti oyun. O CHP'li ne dedi? PKK. PKK. Evet, şöyle dolaşıyoruz. Fazla uzaklaşamıyorum. Yani yayın kesilmesin diye gördüğünüz gibi buradan yayınlar devam ediyor şu anda. Evet, kolay gelsin. Biz şu anda Pazar Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetten yararlanıyoruz. İnternet, ücretsiz internet hizmeti veriyor. Bu hizmetten yararlanarak da canlı yayın yapıyoruz. Bu karabalık neyin nesi, bir de size soralım. Yani. Ramazan'ın üstünde. Evet. Yani. Ramazan dolayısıyla. Bir de cemaat de var diyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani siyasi lider gelse bu kadar toplayamaz belki de. Öyle mi? Siyasi lider gelse bu kadar insan toplayamaz belki. Görüntüleri sizlere sunmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Evet, bir de yine ayrım gayrım yapmadan soruyoruz. Biliyorsunuz önümüzde siyaset var. AB partisi olarak değil de siyasetçiler işte pazara yapacak oldukları yatırımları da sizlere söylediler. Siz köyde mi veya burada mı koy kullanırsınız? Ne düşünüyorsunuz bu AB partisi olarak değil de vaatler, maatler ya da vatandaş ne düşünüyor? Bakın ben sırayla geliyorum. Yani evet, ne düşünüyorsun? Görmeden yapmadan bir şey var. Şarkının kazanacağı söyleniyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yani tabii ki kimi işte dediğimiz gibi artık o biliyorsunuz 31 Mart günü her şey ortaya çıkacak dediğimiz gibi. Yani kim ne yapıyorsa. Peki vaatler, yani naatlere ne bakıyorsunuz? Baktınız, ettiniz mi? Nedir? Pazar için verilen vaatler var. Ne düşünüyorsunuz? 15 sene pazar geri gitti. İnşallah gelen bir şey yapar. İnşallah gelen bir şey yapar diyor. Evet. Şöyle sıradan gidiyoruz dediğimiz gibi. Yani internetimiz bakalım nereye kadar da çekecek. Gördüğünüz gibi banklar dolu, oturmuşlar. Evet. Evet, beni çağırıyorlar. Evet, şu anda Pazar Belediyesi'nin hizmetinden yararlanıyoruz. İnternet hizmeti var. Ücretsiz internet. Ve ondan da yararlanarak tabii ki seçim hakkında da bir düşüncelerinizi alalım. Bu karabalık nedir? Bir de size soralım. Siyasetçi gelse bu kadar olmaz herhalde. Buranın haftası. Evet, haftası. Hava da güzel. Ben geleni alacağım. Bunun için. Aynen. Bayağı kalabalık. Siz oy kullanacak mısınız köyde veya mahallede? Yani A, B, C partisi olarak değil de vaatler var. Ya verilen vaatler var. Bir düşüncenizi alalım. Yani biz sıradan soruyoruz. Kimse de yanlış anlamasın. Demesinler ki yok, bazen derler yok ona sor. Hayır, gördükleri gibi yolumuza devam ediyoruz. İnsanların fikirleri olabilir ama görüşlerinizi bir alalım. Evet. Burada iki tane aday var. İki parti var. Ya parti aday, iki aday yok. İki aday yok. Onu da düzeltelim. CHP'si var, AK Partisi var, MHP'si var, İYİ Partisi var. Yeniden Refah var yani de. Ama sizin düşüncenize göre siz öyle mi düşünüyorsunuz? Yani iki parti mi yarışır diyorsunuz? Peki hizmetlere nasıl bakıyorsunuz? Vaatlere nasıl bakıyorsunuz? Ama ortaya attıkları projeler var. Yani Ahmet Bey gibi belediye başkanı yoktur ama icraat yapamadı. Dedi ki
Ben onu anladım da fazla sen. Ben bana aktarmayı böyle terim. Ona benzemez dedi. Şimdi icraatı göreceğiz. Ondan sonra söyleyeyim. Evet diyorsun. Peki. Peki. İcraat yapacak. Evet çok teşekkür ederim. Şöyle görüyoruz. Evet. Evet daha gelmediler diyorlar. Bir gelsinler bakalım. Yapabilecekler mi diyoruz. Hemen böyle dolaşıyoruz. Evet, burada güzel sohbetler var, söyleşiler var. Evet, kolay gelsin. Bu karabalığa ne diyorsunuz böyle? Ramazan, tabii ki Ramazan ayımız da hayırlı olsun diyorsunuz. Çok kalabalık, siyasetçi gelse bu kadar olmaz herhalde. Nedir, neye bağlıyorsunuz? Bu karabalığı neye bağlıyorsunuz, nedir? Yani bu önümüze gelen herkese soruyoruz şu anda. Millet güneşe hasret kaldı. Evet. Artık şimdi köyde kimse kalmadı. Köyde iş var. Kimsenin çalışmak istemiyor. Millet işte dışarıda kendini verdi güneşe. Evet dışarıda da. Camiyi de bekliyorlar. Camiyi de bekliyorlar. Peki önümüzde bir seçim var. Hani parti gödekmek sizin. Gördüğünüz gibi sırayla böyle dolaşıyoruz. A, B partisi, C partisi değil de işte belediye başkan adayları çıktılar. Projelerini açıkladılar. Siz burada mı, mahallede mi, köyde mi oy vereceksiniz? Mahalle değil. Mahalledesiniz. Ne düşünüyorsunuz bu projeler hakkında? Baktınız, incelediniz mi? Vatandaş ne düşünüyor? Yani böyle geliyoruz. Kimseyi dahil etmiyoruz buradan. Yani onu da söyleyelim. Güzel projeler de sadece böyle proje göstermekten falan olmuyor. İcraata geçildiği zaman anlaşılıyor o zaman. Yani herkes bir projesi var ama sonuçta tabii baktığın zaman hiçbir şey yok. Ama siyasi konuda kime oy vereceksin? Ya, kim kazanacak şeyi? Onu geçelim. Onu yani bugün buna oy verdim diye yarın başkasını da verebiliyor. Ama önemli olan adaylarımızın projelerine halk nasıl bakıyor? İşte kimine inanıyor mu, inanmıyor mu? Bu size kolay gelsin. Ne mesela düşüncenizi alalım. Nedir şu anda aynı zamanda en yaparız. Oy vermek şartıyla ben şu projeyi desteklerim. Yani. Projeyi destekliyorsunuz. Evet. Oy vermemek şartıyla. Yani oy vermemek şartı. Niçin oy vermiyorsunuz? Bu proje güzelse niye vermiyorsun? Evet. Burada evet. Şey yapma, ben eleştiririm. Hayır şimdi muhalefet, şu anda ya muhalefet diye bir şey yok. 15 senede yapılmayan projeyi yani şimdi mi? Mikrofonu tutuyoruz biz buradan gördüğünüz gibi. 15 sıra. Senede 20 senede yapılmayan projeyi kim yapacak? Kim mi yapacaklar? Kim? 15 senede. Bilmiyorum serbest kürsüden sizlere diyoruz. Evet. Kim yönettiyse ona ne? Evet şöyle dolaşıyoruz dediğimiz pazarın gibi. Pazarın alt tabakası komple değişmesi lazım. Evet bu vatandaşımız da bu şekilde alt söylüyor. Dolaşıyoruz gördüğünüz gibi. Evet şöyle sıradan konuşmak isteyene mikrofonu uzatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi oturmuşlar belli bir kalabalık. Evet şu anda banklarda yer yok dediğimiz gibi. Evet, pazar meydanından sizlere sesleniyoruz. Evet, vatandaşlarımızdan duygu düşüncelerini alıyoruz. Kolay gelsin, kolay gelsin. Pazar basınından dolaşıyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Bayağı kalabalık düşüyorsunuz böyle. Bu düşünceniz var mı? Bu kadar siyasetçi gelse böyle kalabalık olmaz burası. Ne düşünüyorsunuz bu arada? Tabii ki böyle sıradan dolaşıyoruz. Ayrım gayrım yapmadan düşüncelerini. Evet siyaseti. Peki önümüzde seçim var. Yani parti olarak değil de AB parti olarak değil de ne düşünüyorsunuz? Liderler diyelim ki başkan adayları projelerini açıkladılar. Evet ne düşünüyorsunuz? Köyde oy vereceksiniz. Köyde oy vereceksiniz. Peki köy muhtarlarımızın hizmetleri? Evet. Evet. Köyde oy vereceğiz diyorlar. Bir şey söylemiyorlar. Evet. Evet böyle. Bu arada Pazar Belediyesi'nin hizmetinden yararlanıyoruz. Şu anda ücretsiz. Hizmet indikanı nerede? Ya şimdi bilemem. Biz, yani onu bilemem. Hizmettir. Şu anda ben Pazar Belediyesi'nin vermiş olduğu ücretsiz yani interneti hocam, kullanıyorum. Bu pazar yok muydu da bu yani? Her şey seçimde mi çıkıyor? Valla işte onu gidip
başkana, mevcut başkana soracaksınız. Biz de sizin düşüncelerinizi aktarıyoruz. Yani dediğimiz gibi vatandaş ne düşünüyorsa onları aktarıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle biraz daha böyle sıradan geliyoruz. Evet, kolay gelsin. Biz pazar basınıyız, böyle havada güzel, böyle karabalığı gördük. Vatandaşımıza soralım dedik. Burada mı yaşıyorsunuz? Pazarda mı yaşıyorsunuz? Pazarda oyunuz falan var mı? Mahalle, köy. İsmini vermeyeceğim. Yok, şimdi isim zaten söylemiyoruz. Şimdi ben sadece şöyle bir namız yoklaması yapıyoruz. Gördüğünüz gibi A, B, C, D partileri var. Projeleri var. Yani ne düşünüyorsunuz? Yani sadece ortaya kalan projeler hakkında düşünün. Projeler havada kalıyor. Verilen sözler havada kalıyor. Yapılmıyor. Pazar vatandaşı olarak memnun değiliz çalışmalardan. Yani şimdi hani geçmişe mazi diyorlar, yani geçti gitti. Şimdiden sonrakiler ama çıkmışlar, biliyorsunuz afiş boy boy projeler var. Biz daha vatandaş inancı kalmadı. İnancı kalmadı. En geri kalmış Pazar ilçesi şu anda. Diğer ilçelere bakın, gidiyoruz. Arkadaşlar misafire geliyor, utanıyoruz bir pazarlı olarak. Bu ne diyorlar, bu hükümetten olup da şu pazar 15 yılda parça yapardınız diyor. Evet. Öyle mi? Siz beğeniyor musunuz? Vallahi ben şimdi... Çiftliğe bakar mısın? Şimdi yanlış anlamayın, ben sıradan böyle gelip soruyorum. Sizler söyleyeceksiniz. Buradan da seyreden yetkililer de inşallah mesajları alırlar. Evet, hayırlı Ramazanlar diyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, böyle yürüyoruz. Önümüze gelen, konuşmak isteyene mikrofonu uzatıyoruz. Evet, merhabalar, kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Oturup güneşleniyorsunuz. Oturup güneşleniyorsunuz. İyisiniz. Evet, bu bir hayli karabalık. Nasıl yorum yapıyorsunuz bu karabalığa? Bir hayli karabalık burası. Bir hayli, dediğimiz gibi. Evet. Konuşmak istemiyor galiba. Hemen şöyle geliyoruz. Evet, sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi pazar bir hayli karabalık, meydan bir hayli karabalık. Şu an itibariyle evet, internet ağının çekip çekmediğini kontrol ediyorum. Evet, Atatürk Büstü'nün yakınlarına kadar geldik. Şu anda yayın buradan yapılabiliyor demek ki. Eğer yayınlarımızı izliyorsanız, röportajlar devam ediyor. Evet, bakıyorum. Ene dönüp dolaşıp şöyle vatandaşlarla görüşüyoruz. Evet. Savaş. Evet. Tabii bazıları sohbet ediyor. Onların sohbetlerini de kesmek istemiyoruz. Gördüğünüz gibi insanlarımız güneşi de yakalamışlar. Güneşi de yakalamışlar. Hem güneşleniyorlar hem sohbet ediyorlar. Ramazan dolayısıyla tabii ki çay may servisleri de yok. Evet, tabii ki konuda olsa olsa en büyük itibariyle seçim olur. Bu nedenle buradan vatandaşlarımızın yanına yaklaşıyoruz. Duygu düşüncelerini evet alıyoruz. Şöyle bir yanaşalım. Hayırlı Ramazanlar. Pazar basınından ben böyle, hava güzel, bura bir hayli karabalık. Duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Neden bu kadar kalabalık? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet. Pazar olduğu için de oluyor. Bir de pazarın haftası ya. Pazarın haftası bir hayli kalabalık. Tabii ki burada Ramazan dolayısıyla bazı servisler de yok. İnsanlar geldiği zaman önümüzde seçim konuşmaları da var. A, B, C partisi demeden projeler sunuldu. Ne düşünüyorsunuz? Siz bu merkezde veya köyde oy verecek misiniz? Yani biz köyde oturduğumuz için pazarın şeyi bilmeyiz de. Değil mi? AK Parti'nin. Projeleri, morajeleri verdiler liderler. Gene AK Parti kazandı. Evet, AK Parti kazandı. Sizin düşünceniz yani hizmet olarak dediğimizi, projeler olarak gene, projeler hakkında. AK Parti. Memleket için yani, evet. En hayırlısı yok.
Evet, evet, en hayırlısı AK Parti diyor. Ve dediğimiz gibi bir şey söylemek ister misiniz başka? Böyle dolaşıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bir hayli kalabalık. İnsanlar konuşuyorlar. Sohbettir, söyleşidir. Şöyle yanaşalım. Kolay gelsin. Pazar basınından ben. Ne haber? Ya böyle havada güzel baktık, bir hayli kalabalık var. Böyle burada bir siyasi bir konuşma yok ama bir hayli kalabalık. Bir daha neye nerede bu güzel havada? Hepsi çalışıyor. Hepsi çalışıyordur, merak etme. Hepsi bir yerdedir. Siz mahallede veya köyde oy kullanacak mısınız buradan? Şimdi biz tabii ki parti gözetmek istemiyoruz ama yani her lider çıktı, projelerini açıkladı, biliyorsunuz böyle çarşaf çarşaf açıkladılar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vatandaş ne diyor? Yani bir duygularınızı alalım. Yani bu projelerin hiçbiri gerçek olmaz. Evet. Şu karşıda gördüğümüz projelerin hiçbiri gerçek olmaz. Öyle mi düşünüyorsunuz? Tabii ya, daha 3 tane fabrikayı bir anda kaldırdılar. Geriye dönüp öyle değilmiş sanırım. Bir önceki dönemde de gene vaat etmişti. Aynı vaat. Ahmet Paşa vaat etmezdi aynıları. Valla bilemiyorum, mikrofon sizde. Ben size şu anda... Hepsini vaat etmişti Ahmet Paşa. Hangisi Ahmet Paşa'yı falan tanımıyorum diyor. Ben halkı tanırım yani. Ben röportaj yapıyorum yani. Kimse de yanlış anlama. Oradan başladım böyle dolaşıyorum. Herkesin... Daha önce vaat edenler oldu yani. Evet. Bir binada Ahmet Paşa vaat etmişti. Şu andaki... Şimdi Ahmet Basan'ın şu an belediye başkanlık devri sona erdi. Yani artık bu demek değildir ki, tabii ben kimseyi savunmuyorum, yanlış anlamayın. Herkesin bir görüşü vardır, benim de bir görüşüm vardır ama bundan önceki projeleri ben savunmuyorum ama şimdiki bakış açısınız, yani olayı yorumlamanızı istedim, başka bir şey yok. Vatandaş fazla şeye bakmıyor yani. Sen projeye bakmıyor. Değişim. Fenerbahçe Galatasaray takım tutar gibi tutuyoruz. Niye yapılması gereken şeyler bir hava alanı gibi gübre kapısıdır bana göre. İlk ayak pazar, hiçbir şey yok kardeşim. Hiçbir şey yok. İnan adam ne görüyor? Gören adam. Bu yabancı evet. Olabilir. Şu anda olabilir. Şu anda da ezan okunuyor. Evet, Allah kabul etsin. Ramazan'ın ilk. Vallahi az önceki battı oturanda AK Parti. Yani biz böyle AK Parti CHP'si yok da vatandaş olaya nasıl bakıyor? Biz onu çekiyoruz. Evet, ezan da okundu. Allah kabul etsin. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi evet artık camiye de yönleniyor. Dediğimiz gibi sıradan bu şekilde insanlarımıza soruyoruz. Ama amacımız buradaki meydandaki de nabzı tutmak. Evet, lütfi.kobal Facebook adresinden bizleri takip edebilirsiniz. lütfi.kobal Facebook adresinden bizleri takip edebilirsiniz. Ve gundempazar.net sitemizden bizleri takip edebilirsiniz. Evet, tabii ki bağlantılarımız, yayınlarımız devam edecek. Şu an ezan okunuyor. Allah kabul etsin diyoruz. Evet, yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Daha sonra ayrıntıları size vereceğiz. Ve buradaki dediğimiz gibi önemli noktalardan biri de Pazar Belediyesi'nin vermiş olduğu, şu anda o hizmetten yararlanıyoruz. Ve interneti şu anda gördüğünüz gibi faaliyette. Ama bazı tabii insanlarımız beceremiyor. Ama bunun da dediğimiz gibi yolu işte sevgili yetkililerden bu internetin evet nasıl girileceği hakkında bir bilgiyi evet Wi-Fi merkezine yerleştirmeleri diyoruz. Evet, buradan yapmış olduğumuz yani burada sona erer, hoşçakalın.